Herkese merhaba. Huawei Mobil Dünya Kongresi'nde MateBook adını verdiği yeni tablet dizüstü bilgisayar hibrit cihazının tanıtımını gerçekleştirdi. Huawei MateBook 12 inç 2160x1440 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip ve ekran büyüklüğü itibariyle iPad Pro, Samsung Galaxy Tab Pro S gibi cihazlarla bu cihazı, tableti aynı kategoride değerlendirebiliriz. Windows 10 işletim sistemiyle çalışıyor ve görmüş olduğunuz gibi bir aksesuarla birlikte bu cihazı bir dizüstü bilgisayara dönüştürmeniz mümkün oluyor. Oldukça ince, sağlam bir gövdesi var Huawei MateBook'un ve performans açısından da güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Intel Core M7'ye kadar işlemci seçenekleri var. Çift çekirdekli 3.1 GHz maksimum frekansa kadar işlemci seçenekleri var. Bunun yanı sıra yine 128, 256 ve 512 GB'lık dahili hafıza seçenekleri arasından, SSD seçenekleri arasından tercih yapmanız da mümkün. Bu arada 4 GB ve 8 GB'lık RAM seçenekleri de Huawei MateBook'ta bulunuyor. Huawei MateBook'un tasarımına baktığımızda oldukça ince olduğunu söylemiştik. Burada kulaklık şakını görüyoruz, mikrofon var. Üst tarafta hoparlörler ve ikinci mikrofon görüyoruz. Ses tuşlarının ortasında parmak izi okuyucusu var. Böylelikle de tabletin ekran kilidini açmak için parmak izi okutarak ek bir güvenlik sağlayabiliyorsunuz. LED durum bir indikatör lambası var ve altta da tabletin aksesuarına, klavyeli kapağına, kılıfına oturmasını sağlayan bir port bulunuyor. Huawei MateBook'u klavyeli kılıfına yerleştirerek bir dizüstü bilgisayar elde edebilirsiniz. Klavyeli kılıfın üzerinde yer alan tam donanımlı klavye sayesinde yazı yazmak oldukça rahat. Tuşların derinliği de epey fazla. Plastik tuşlar rahat bir yazı yazma imkanı sunuyor, doğrusunu söylemek gerekirse. Belki tuşların çok bitişik olması biraz yazı yazmaya, bu klavyede yazı yazmaya alışmakta zorluk çekmenize neden olabilir. Ancak zaman geçtikçe bu klavyenin düzenine alışacağınızı tahmin edebiliyoruz. Trackpad'de bulunuyor. Böylelikle biraz daha dizüstü bilgisayar deneyiminin elde edilmesinde katkıda bulunuyor Huawei MateBook'a ve aynı zamanda bu klavyeli kapağı da Huawei MateBook'u taşımak için kullanmanız mümkün oluyor. Bu şekilde kapatarak Huawei MateBook'u istediğiniz yerde taşıyabilir ve kılıfı açarak anında kullanıma hazır bir bilgisayar elde edebilirsiniz. Deri kaplı kılıfta oldukça şık duruyor. Bunu da belirtmemiz gerekiyor. Huawei MateBook'la birlikte sunulan aksesuarlardan bir tanesi de elimde görmüş olduğunuz MatePen. MatePen sayesinde ekranda çizim yapabilir, not alabilir, çeşitli işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Avuç içi algılamama özelliği de var. Böylelikle avuç içinizi tabletin ekranına dayayarak ekrandan destek alabilir ve böylelikle sanki bir deftere, bir kağıda çizim yapıyormuş gibi ya da yazı yazıyormuş gibi Huawei MateBook'un ekranına yazı yazabilir, çizim yapabilirsiniz. Aynı zamanda basınç algılama özelliği de var. Bastırdıkça görmüş olduğunuz gibi yazılarda, çizimlerde, çizgilerde biraz da koyulaşıyor. Sketchbook, Autodesk'in Sketchbook uygulaması bu şekilde. Bunun yanı sıra başka uygulamaları da kullanmanız mümkün ve böylelikle çeşitli çizim projelerinde bu Huawei MateBook üzerinde gerçekleştirmeniz mümkün olabilir. Bununla birlikte çeşitli genişleme aksesuarları da sunuluyor Huawei MateBook'la birlikte. Görmüş olduğunuz adaptör yardımıyla Huawei MateBook'ta eksik olan, normal bir dizüstü bilgisayara göre eksik olan Ethernet, USB ve HDMI bu gibi portların tamamlamasını gerçekleştirebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi çeşitli adaptörler yardımıyla da bu aksesuarı daha verimli şekilde kullanmak mümkün oluyor. Huawei MateBook sadece 6.9 mm kalınlığında bir ince metal gövdeye sahip olan, her yere rahatlıkla taşıyabileceğiniz klavyeli kılıfı yardımıyla rahatlıkla taşıyabileceğiniz, her yere taşıyabileceğiniz ve açtığınız anda kullanmaya başlayabileceğiniz dizüstü bilgisayar tablet olma özelliğini taşıyor. Intel Core M işlemciler sayesinde de yüksek performans sunuyor. Huawei MateBook ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Mobil Dünya Kongresi'nde gezinmeye ve detayları, yeni ürünlerin detaylarını size aktarmaya devam ediyoruz. Teknoblog'ta kalmaya devam edin.